Bro abi arıyor. Abi. Abi selam. Dizi mi yapıyorsun? Başrol mü? Ben de söyle. Beni de, beni de. Ünlü oyuncu Erdem Baş, ev hanımı olan eşi Selvet Subaş'la Birol Güven imzalı ev yapımı dizisinde ilk kez beraber kamera karşısına geçti. Magazin hattının sorularını yanıtlayan çift dizide bir araya gelme süreçlerini anlattı. 80'ler devam ederken Covid-19 tedbirleri dolayısıyla setlere ara verildi. Daha sonra yapımcımız Birol Güven ev yapımı diye bir dizi yapmak fikrini ortaya attı. Böyle bir şey söyleyince Birol abi, yani eşinle beraber oynar mısın, Servet'le beraber oynar mısın dediği zaman hoşuma gitti benim. Hoşumuza gitti çünkü biz daha öncesinde konuşuyorduk. Evet, muhabbetini etmiştik. Yani Servet'le hep böyle bir anı kalsın istiyorduk. Böyle böyle bir şey söylüyor Birol abi, oynar mısın? O dedi ki, bilmem becerebilir miyim? Evet. Yani benim ezberimin çok kuvvetli olmayışından dolayı bir tereddütte kaldım ama sağ olsun Erdem çok yardımcı oluyor bana. Öncesinde çalışıyoruz. Hikayeyi, provasını yapıyoruz, sonra da çekiyoruz. Evet. Yani aslında hayat arkadaşımdı, şimdi rol arkadaşım oldu. Evet. Erdem Baş, eşinin ezber sorunu nedeniyle çekimlerde renkli anlar yaşadıklarını söyledi. Biz de ezberleyemediğimiz için sahneleri birkaç kere çekmek zorunda kalıyoruz. Benim unutkanlığımdan dolayı. O yüzden en eğlenceli anlarımız bu anlar. Yani bazen başka cümleyi başka yerde söylüyor, girmeyeceği yerde bazen giriyor. Bu tabii eğlenceli oluyor ama bazen artık çok tekrardan sonra benim içindeki yönetmen çıkıyor ve böyle bir oyuncuya, yani yönetmenin oyuncuya fırça atması gibi, artık yani sen de şunu ezberlesene Servet, yani kaç tane oldu falan deyip böyle bayağı fırça yiyorum yani. Ünlü oyuncu seyircilerden gelen yorumları paylaştı. Bana genelde insanlar Servet Hanım sizden daha yetenekliymiş diyor. Yani çok yakışıyor kameraya diyor. Devam edin lütfen, oyunculuğu bırakmasın falan diyor. Yani ben çaktırmıyorum ama kendisi çok memnun bu durumdan. Çok mutlu bence kendini izlerken. Eğleniyor yani. Tabii ki hani kalsın diye çıkmıştım zaten bu yol. Böyle üzerindeki o şeyi de atmaya başladı. Acemiliği de atmaya başladı. Böyle bölümle ilerledikçe şey diyor. Bu bölüm daha iyi oynamış. Yalan mı? Baş çifti Mart ayının 10'undan itibaren evde karantinada olduklarını ifade etti. 10'undan itibaren aslında kendimizi eve kapattık, izole ettik, karantinaya aldık. 10 günde bir dışarıya çıkıyorum. Onun haricinde gayet güzel geçiyor. Bizim yoğun bir tempomuz vardı, tiyatrolarımız vardı, geziyorduk, turne yapıyorduk, setler oluyordu. Onlar durup tekrar böyle evde kaldığımız için de açıkçası güzel vakit geçiriyoruz. Yani eğleniyoruz, izlediğimiz dizilerimiz var. Evet, izleyemediklerimizi izliyoruz, okuyamadıklarımızı okuyoruz. Güzel vakit geçiyor, beraber vakit geçiriyoruz. Koltuğun bir köşesinde, o bir köşesinde ben. Tatlı vakit geçiyor. Sempatik çift, eşlerin çok sık kavga ettiği karantina döneminde zaman zaman kendilerinin de gerginlik yaşadıklarını itiraf etti. Koşmak ister misin? Yani ufak ufak gerginliklerimiz şu konuda oluyor. Mutfakta yemek yaparken, o bir şeylerle uğraşırken, ben de mesela mutfağa giriyorum bir şey almak için, ne bileyim bir meyve yiyecek oluyorum, bir işte ne bileyim su alacak, çay yapacak oluyorum kendime falan. O da yemek yapıyor bir taraftan. Oralarda bir ince fırçalıyor beni, evet. Tek gerginliğimiz bu. Zaten iyi anlaşan bir çiftiz. Vakitte geçirmeyi seviyoruz. Evet. Yani. Sürekli beraberiz. Sürekli beraberiz. Turnelerde beraberiz. Evlerde beraberiz. Evet. Güzel, keyfimiz yerinde yani. Güzel vakit geçiriyoruz. Mutlusun bence ya. Mutluyum, mutluyum. Ha iyi, tamam. Ayağımın altında dolaşma. Diyetle 26 kilo veren Erdem Baş, bu dönemde eşiyle en çok yürümeyi özlediklerini vurguladı. En çok yürümeyi özledik biz, çünkü sürekli yürüyen, spor yapan insanlarız. Spor hocalarımızla beraber evet. De olamıyoruz. Her ne kadar evde insanlar spor yapın diye videolar paylaşsa da, yani ben o disiplinde bir insan olmadığım için evde asla o işleri yapamıyorum. Yani ben sıkı bir diyet, yürüme ve biraz sporla beraber hani 25-26 kilo verdim. Çok şükür bu karantina döneminde almadım o kiloları ama o sıkılığımız, o şeyimiz gitti yani. Gitti. Kondisyonumuz gitti. En çok yürümeyi özledik.